Günaydın. Hanya'da ikinci gün bir kahve alıp limana inelim. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. O zaman bir kahve alıp limana inelim. Dün akşam burada noktalamıştık, değil mi? Atlamayalım, atlamayalım. Turistik yer atlamayalım. Tam da bundan bahsediyorum işte, iç taraflara girdiğimizde dükkanların üstünde bakın. Evlerin tarzları Venedik tarzından burada Yunan tarzına, ileride Osmanlı konaklarından antik harabelere, Bizans duvarı. Hanya'nın Bizans duvarı, evet, Bizans etkisini unutmuştum. Düşünün, o da var. Onu atlamışım. Gezdikçe görüyoruz işte. Bu da Bizans duvarları. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 7. yüzyıldan kalan duvarlar. Hatta bazıları 2. Dünya Savaşı'nda buradaki halkın korunması için bile efektif etki görmüş. Bizanslar yapıyor. Almanlardan koruyor. Onlar bombalamıştı değil mi Yunanistan'ı? Almanlar, evet. Çok büyük bir Old Market, kapalı pazarı vardı Hanya'nın. Buraya gelirken notlarımı almıştım. Buldum da işte burası. İçinde manavların, kasapların, halk pazarı, taze meyve sebze, et, yiyecek. İşte bir tarafında yine kıyafet. Biliyorsunuz, çok gezentide halk pazarlarını buluyoruz. Çünkü oranın kültürünün tüketimi bizim için önemli. Onları gösteriyoruz. Hatta mümkün olduğunca kullanıyoruz, tadıyoruz, deneyimlemek için. Tadilatta şu an görüyorsunuz. Belki siz Hanya'ya geldiğinizde buranın tadilatı bitmiş, yeniden açılmış olur.